Felaketin eşiğinden döndük abi. Seni hünkârımıza karşı kışkırtmaya çalıştılar. İsyan etmeni istediler. Bir şeyler biliyor gibisin. Bana ne biliyorsan anlat Cihangir. Sana gönderilecek kaftana bakmaya terzihaneye gitmiştim. Benim adımı kullanarak birilerinin o kaftanı aldığını öğrendim. İspatım yok. Lakin belli ki o kaftana zehir bu saraydan çıkarılmadan sürülmüş abi. Malumun ilanı. Sana ulaşmaya çalıştım. Silahların atmacayla haber yolladım. Anlaşılan tesadüf etmemişsiniz. Mani oldular belli ki. Uzun zamandır haber alamıyorum ondan. Rüstem bu mevzuyu kapatmak için fırsat kolluyor. Bu işte Rüstem'in parmağı olduğuna eminim Cihangir. Eğer hünkârımızı ikna edersek bu mevzu kapanmaz. Rüstem de hak ettiği cezayı alır. Öyle de. Her şeyin bu sarayda olup bittiğini evvela hünkârımızı ikna etmeliyiz. Bunun için de senin sözün mühim kardeşim. Bana anlattıklarını hünkârımızın huzurunda da anlatabilecek misin? Eğer istediğim buysa yaparım elbette. Demek buradasınız. Hoş geldin diyeceğim ama hadiseler hayli can sıkıcı. Üzülme. Gördüğün gibi hepimiz iyiyiz. Kimseyi alenen itham edemem. Hele ki delilim yoksa. Ancak senin şahitliğin bu kördüğümü çözecek Cihangir. Rüstem Nahiyen'i bulacak. Şehzadelerim. Biz de senden bahsediyorduk. Kaftan meselesini tetkik ediyorsun değil mi? Elbette. Kati bir neticeye varmak güç. Belli ki Amasya yolunda sürülmüş zehir kaftana. Oysa ben her şeyin bu sarayda olup bittiğini işittim. Cihangir, hünkârımızı daha fazla bekletmeyin. Hünkârım, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Az evvel Rüstem Paşa ile karşılaştık. Kaftan meselesiyle alakalı tahkikat başlamış. Bu meselede parmağı olan herkes cezasını çekecek. Ben bir şey çıkacağına ihtimal vermiyorum hünkârım. Hele ki o tahkikatı Rüstem Paşa yapıyorsa. Ne demek bu? Peşin hükümlü. Ona göre zehir kat'i suretle yoldayken sürülmüş. Lakin Cihangir'in fikri başka. O kaftan saraydan çıkmadan evvel zehir sürüldüğünden emin. Öyle değil mi Cihangir? Cihangir. Mustafa abim ne kadar severim bilirsin. Bu kaftan mevzunda yaşananlar kabul edilemez. Olanları ben de tasvip etmiyorum. Bir daha olmasına da asla müsaade etme. Ama sen hünkârımızla konuşursan neticeleri vahim olur. Rüstem için mi bu telaşın? Anlamıyor musun? Bu mesele validemize kadar uzanır. Zaten hünkârımızla arası hiç iyi değil. Cihangir, o bizim annemiz. Böyle bir sebeple itham edilmesini istemezsin, öyle değil mi? Emin olduğumu söyleyemem hünkârım. Hele ki böylesine hassas bir mevzuda. Benimkisi sadece bir tahmin.
Sultanım, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cihangir hünkârımızın yanından ayrıldılar. Daha hoş bir vaziyet yok çok şükür. Abi. Mustafa abi. Bağışla beni abi. Seni yüzüstü bıraktım. Her şeyin daha da kötüye gitmesinden korktum. Kızgın mısın bana? Hayır. Seni anlıyorum. Neticede bir yanda ben, bir yanda validen. Aslında hata bende. Senden böyle bir şey hiç istememeliydim. Yüce Şahım Sultan Süleyman Han Hazretleri. Karşınızda olmak büyük şeref. Nicedir bu anı bekliyordum. Elkas Mirza. Senin gibi yiğit, cesur bir şahzadeyi huzurumda görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Topraklarımda olduğum müddetçe canın da malın da teminatım altındadır. En iyi şekilde ağırlanacaksın. Yedi iklimin hükümdarı, Cihan'ın sığınağı, Sultan Süleyman Han'ın bu lütfu karşısında saygıyla eğiliyorum. Vaziyetinle alakalı bilmem icap eden her şey malumum oldu. Sen şimdi git, istirahat et, bilahare sohbet ederiz. Nasıl arzu edersiniz? Lakin size arz etmek istediğim mühim bir husus var. Bir an evvel öğrenmenizde fayda görüyorum. Seni dinliyorum. Biraderim Tahmasp ile aramızdaki husumet malumunuz. Fakat bilmelisiniz ki artık siz de bu savaşın bir tarafısınız. Sen ne dediğinin farkında mısın? Tahmasp, sizin beni topraklarınıza kabul ettiğinizi öğrenince alçakça bir tuzak hazırlamış. Niyeti ben gelmeden ortalığı karıştırmaktı. Şükürler olsun ki bu oyunu bozulmuş. Ne oyunuymuş bu? Bizim neden malumatımız yok? Şehzade Mustafa'ya bir kaftan göndermişsiniz. Ve ne yazık ki Acem casuslar o kaftanı zehirlemiş. Nasıl olur bu? Tahmasp'ın eli buraya kadar nasıl ulaşır? Emin misin bundan? Hiç şüphem yok hünkârım. En güvendiğim adamlarım yolladı bu haberi bana. Sizleri ikaz etmek istedim ancak geç kalmıştım. Nicedir sarayda bir casus varmış. Adı İsmail. Onu kullanmışlar. Mehmet Paşa. Bu kaybolan Terzi Yaman'ın ismi neydi? İsmail hünkârım. Haininle bir kılıf uydurmuş. Yine yara almadan kurtuldu. Ya doğruysa şehzadem? Belki de bu işin arkasında sahiden Tahmasp var. Hayır. Kendisini kurtarmak için devleti bile ateşe atmaktan çekinmiyor bu gafil. Şehzadem. Hünkârımız sizi çağırıyorlar. Seneler evvel bana zehirli bir kaftanın geldiği doğru. Bugün bütün dünya yerle yeksan oldu sanki.
Yine de sineye çektim. İsyan etmek aklımdan dahi geçmedi. İçimde büyüyen öfkeyle birlikte o kaftanı toprağın altına gömdüm. İşte o gün ben kendime bir söz verdim. Her ne pahasına olursa olsun kendi oğluma bunu yaşatmayacağıma dair söz verdim. Yüce Rabbimin huzurunda yemin ederim oğul. Ben sana kıymam. Zinhar kıymam. Eğer buraya gelmeseydim, sizin gibi o kaftanı gömseydim, hakikati asla öğrenemezdim. Ve bu keder içimi, ruhumu kemirir, yok ederdi. Bugün size ve kendime bir söz veriyorum hünkârım. Bir daha asla size bunu yaşatmayacağım. Ve yüce Rabbimin huzurunda yemin ediyorum ki ben size isyan etmem hünkârım. Zinhar etmem. İnsan ruhu da tıpkı cennet ve cehennem gibi kat kat, her bir katta bahçeler, azap çukurları, çiçekler ve ateşler vardır. Cehennemine indikçe kendi kötülüklerinle yüzleşirsin. Mazinin karanlığı bitmez. Bir gölge gibi takip eder seni. Söylediğin yalanlar, kırdığın kalpler, kıskançlıklar, haksızlıklar, hainlikler, kötü niyetler dikilir karşına. Bir zamanlar kalpten ettiğin ve sonra bozduğun yeminler, ölümsüz hayaletler gibi karşında durur. İşte o vakit anlarsın. İnsan, ben bunu yapmam dedi mi bir kere, şeytan işini gücünü bırakır ve onu yaptırana kadar uğraşır. Sefer hususuna bir fikir beyan ettiler mi şehzadem? Konuşacak fırsatım olmadı Taşlıcalı. Zira Hürrem Sultan geldi. Tam her şey yoluna girmiş derken bu hiç iyi olmadı. Rüstem Paşa da iyice sinmişti. Şimdi cesaret alacaktır bundan. Şehzadem. Atmacanın yeri tespit edildi. Neredeymiş? Boğaz kesen hisarında zindana atılmış. Hala orada mı? Sağ mı? Öldürdüler mi belli değil. Şehzadem. Sen kimsin Rüstem? Sen kimsin de benim silahlarımı zindana atarsın? Bir hata olduğunu sanıyorum şehzadem. Ben bir haini attım zindana. Bana Atmaca'nın burada olduğu söylendi.
İnkar mı edersin? Hayır, o burada. Sen benimle alay mı ediyorsun? Bu ne cüret? Haşa şehzadem, ne haddime. Ben sadece emrinizde olduğunu sandığınız kişinin bir hain olduğunu söylüyorum. Öyle şeyler söyledi ki duymanız lazım. Meğer size değil, bir başkasına hizmet ediyormuş. Ne demek bu? Derhal izahat ver. Bırak o aşırı! Atmaca! Neyin var aslanım? Bütün gece tek bir laf etmedin. Hünkârımızla aranda tatsız bir olay mı oldu? Canımı sıkan biri varsa o da Rüstem. Zira haddini fazlasıyla aştı. Yine ne yaptı? Bir şey yapmasına gerek var mı? Varlığı kâfi. Sen merak etme Mustafa. Onun suyu ısındı. En zayıf yerinden vuracağız onu. Lakin biraz sabır. Aklınızda bir şeyler mi var Sultan? Şehzadem. Şehzadem. Yorma kendini Atmaca. Geçmiş olsun. Büyük Badir'i atlattın. Senin yerinde başkası olsa çoktan ölmüştü. Sayenizde şehzadem. Sen bu haldeyken sual etmek istemezdim. Lakin merakım galip geldi. Rüstem Paşa ona bir şeyler anlattığını söyledi. Aleyhinizde kullanabilecekleri hiçbir şey anlatmadım. Buna eminim. Öyle olsa davulla zurnayla ilan ederlerdi. Benim merak ettiğim kendi aleyhinde bir şey söyleyip söylemediğin. Hayır. Ben de öyle düşünmüştüm. Belli ki Rüstem aramıza nifak tohumları sokmaya çalışıyor. Yoksa neden senin bana değil de bir başkasına hizmet ettiğini söylesin? Öyle değil mi? Dediğiniz gibi şehzadem, nifak... Zorlama kendini, zorlama. Hekim ağrıları için ilaç hazırladı mı? Hazırladı şehzadem. Fakat vaziyeti ağır. Toparlanması bir hayli vakit alacak. Allah'ın izniyle iyileşsin de. Yeni dünyadan külçe külçe gümüşler, altınlar geliyor. Lakin biz bunlardan faydalanamıyoruz. Böyle devam ederse uzun vadede işler aleyhimize dönebilir. Yüzümüzü tekrar Akdeniz'e çevirmeliyiz. Benim de temennim o. Viyana. Viyana son anda elimizden kurtuldu. Tekrar yapabiliriz. Hatta daha ileri gidebiliriz. Bunu yapacak kudretimiz var. İspanyol ve Portakal kafirlerinin topraklarını fethettiğimiz vakit... yeni dünya da bizim olur. Öyle de... Rüstem Paşa Ferdinand'ın elçileriyle yeniden müzakereleri başlamış. Böylesi bir sulh bize ne fayda sağlar ki? Şu anda cihanın tepesindeyiz. Lakin bu mevkiyi korumak, buraya ulaşmaktan daha zor. İnşallah hünkârımız da bizim gibi düşünür. Elimizden geleni yaparız. İlmine, irfanına hayran olmamak elde değil Cihangir. Nasıl oldu da bunca şeyi okudun, şerh edecek aklı pişirdin?
Bu sarayda vakit başka türlü nasıl geçer sanıyorsun abi? Ne yanar kimse bana? Ateşi dilden özge. Ne açar kimse kapım? Bağdı sabahdan gayrı. Allah'ın izniyle bir gün tahta çıkmak bana nasip olursa eğer, bil ki sözün benim sözüme denk tutulacak bu sarayda kardeşim. Hayırlısı neyse o abi. Acem diyarında kalıcı bir zafer kazanmak neredeyse imkansız hünkârım. Malumunuz karşımıza çıkmak yerine geri çekilip bekliyorlar. Üstelik hayli masraflı. Tavsiye nedir? Viyana'ya ve hatta Roma'ya yürümek. Kafirin kalbini yerinden söküp çıkarmak. Kızıl Elma'ya gitmek. Sizin de bunu istediğinizi biliyorum. Eskiden beri ne hayaller kurduğunuza şahidim. O hayallerin peşinden gene koşabilir, düşmanlarımızı gene korkudan titretebilirsiniz. Cenk meydanına tekrardan çıkmak benim de arzum Mustafa. Lakin vaziyeti iyi tahlil etmek lazım. Seferin vaktine ve yönüne ona göre karar vermek icap eder. Devlet-i Aliye'nin istikbali için en hayırlı kararı vereceğinizden eminim hünkârım. Şehzadem. Şehzade Hazretleri. Piri Reis. Hakkında işittiklerim doğru mu? Atbaca size ne söylediyse aynen kabulündür şehzadem. Rüstem Paşa'nın bahsettiği kişi benim. Şurucukta gırtlağını kesmemem için tek bir sebep söyle bana. Sizinle böyle karşılaşmayı istemezdim şehzadem. Lakin beni mecbur bıraktınız. Sen sualime cevap ver. Her şeyi anlatacağım size. Eğer vereceğim cevaplar kafi gelmez ise boynum kıldan incedir. Bunun lafın kısası şehzadem. Size layık herhangi bir askerden farkım yok benim. Sizin selametiniz için bir araya geldik ve yemin ettik. Piri Reis, seni bilirim. İlminle, irfanınla takdire şayan bir alimsin. Bu yüce devlete nice hizmetlerin oldu. Belki bir gün hepimiz unutulur gideriz ancak senin yaptıkların kalıcıdır. Sadece yaptığın haritalar sayesinde bundan asırlar sonra bile namın her yerde anılacaktır. Yüce gönlünüzle lütfediyorsunuz şehzadem. Benim anlamadığım, dişinle tırnağınla geldiğin bu mertebede pürü pak olan mazine nasıl böyle bir leke sürersin? Şehzadem. Osmanlı bir çadır devleti değildir reis. Bir cihan devletidir. Kanuni kadimle yönetilir ve bu mülkün tek bir sahibi vardır. O da Sultan Süleyman Han Hazretleri. Bu yaptığınızla hünkârımıza karşı bir suç işlediğinizin farkında değil misiniz? Siz nasıl olur da devlet içinde devlet olmaya kalkarsınız? Bu nasıl bir cürettir? Biz sizin için şehzadem... Ben kimim reis? Ben o hükümdarın oğluyum. Şehzadesiyim. Hünkârımıza karşı böyle bir ihanete göz yumacağımı mı sanıyorsunuz? Haşa şehzadem. Zinhar hünkârımıza karşı herhangi bir ihanet ya da isyan içinde değiliz. Tek derdimiz sizi Rüstem Paşa ve Hürrem Sultan'ın hain tuzaklarına karşı korumak. Tahta giden yolu açık tutmaktır. Ne olursa olsun bunun bir izahatı yok. Derhal buna bir son vereceksin reis. Kurduğunuz teşkilatı lağvedeceksin. Bu öyle bir oyun ki şehzadem. Temiz olanın kazanması güç. Sırrımızı ifşa ederseniz biz dostlarınızın kellesi gidecektir. Şüphe yok buna. Böylesini arzu ediyorsanız hiç durmayın. Zira biz bunu çoktan göze aldık. İyi misiniz şehzadem? Keşke bu gece buraya hiç gelmeseydim. Şimdi sırlarıma bir yenisi daha eklendi.
Roma. Roma. Pargalı. Bu dünyadan, İskender'den büyük imparatorluk toprağı kazanmadan, Osmanlı gücünü 7 cihana yaymadan göçmeyeceğim. Göreceksin İbrahim, göreceksin. Desteğinizi esirgemezseniz Kazvin'e yürüyebiliriz. Bu sayede hakkım olan tahtı almam işten bile değil. Ve böylece Acem tahtında Osmanlı'ya sadık ve müttefik bir şah oturacak. Tavsiye. Viyana'ya ve hatta Roma'ya yürümek. Kafirin kalbini yerinden söküp çıkarmak. Kızıl Elma'ya gitmek. Lokman'a! Hünkârım. Derhal divan toplansın şehzadeler de hazır bulunsun. Emredersiniz hünkârım. Vezirlerim. Paşalarım. Avusturya kafiri eşiğimize yüz sürüp bizden sulh talep eder. Acem şahzadesi Elkas Mirza da cihanın sığınağı olan dergahımızın kapısına sığınmıştır. İlaveten Azerbaycan ve Şirvan Türkmen beyleri kendisini beklemektedirler. İmdi Avusturya ile sulh edip Acem üzerine yürümek mi? Yoksa yeni bir Macar seferi düzenleyip Avusturya himayesindeki Macar topraklarını fethetmek mi münasiptir? Hünkârım, Acem fethe bu kadar müsait ve elimizde Safevileri içten bölecek Elkas Mirza gibi biri varken Acem seferi daha doğru olacaktır. Seneler evvel çıktığınız Acem seferinde ordumuzun düştüğü müşkilat malumunuz hünkârım. Binlerce asker savaşmadan dağlarda can verdi. Şehzade Mustafa'nın hakkı var hünkârım. Acem seferi kalıcı netice vermez. Elkas Mirza'nın o kadar taraftar varsa neden bize sığınmış? Şehzade Hazretleri. İlk defa Acem'den bir şahzade bize sığınıp kulluğunuzu kabul etti. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. Bizim kızıl elmamız Viyana ve Roma'dır. Hünkârım, Tebriz'i evvela rahmetli Yüce Atam Sultan Selim Han, ardından da siz fethettiniz. Ancak elde tutamadık. O vakit elimizde Acem şahzadesi yoktu hünkârım. Başta Şerivan, Azerbaycan olmak üzere birçok yer ordumuzla birlikte Elkas Mirza'yı görünce ona itaat edecektir. Ben de Acem seferi niyetindeyim. Zira geçen sefer Tahmasp elimizden kaçtı. Kendisine icap eden dersi veremedik. İmdi tam vaktidir. Lakin evvela Avusturya elçisi şartlarımızı kabul ederse inayeti padişahımdan eman verip öyle çıkarız sefere. Hünkârım. Ferdinand işgal ettiği Macar toprakları için senede 30 bin altın haraç verecek. İlaveten bizim o topraklardaki hukukumuzu kabul edecek. Şarlken de hiçbir ahitnamede imparator olarak anılamayacak. Unutmayın, bugün haraç verip hükümranlığımı kabul eden, yarın emir alır.